Sevgili kadın arkadaşlarım, kıymetli depremzedeler, basının değerli emekçileri, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada olmaktan, sizlerle bir araya gelmekten onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu yılki 8 Mart'ı yasla karşıladık. Bu yılki 8 Mart'ta ön planda olan yasımızdır, acımızdır, öfkemizdir ama aynı zamanda dayanışmamızdır. İşte bu nedenle bugün buradayız. Kadınlar depremin olduğu ilk günden itibaren dayanışma içerisinde her yerdeydi. Hatay'daydı, Maraş'taydı, Adıyaman'daydı, Adana'daydı, Urfa'daydı, Diyarbakır'daydı, Malatya'daydı, Osmaniye'deydi. Depremin olduğu ilk günden itibaren dayanışmamıza, yaralarımızı, acılarımızı birlikte sarmaya ve bu acıların, bu yaraların kapanması için dayanışmayı büyütmeye özen gösterdik. Ve ilk anda sahaya çıktığımız andan itibaren herkesin söylediği tek şey vardı. Bu ülkeyi yönetenler nerede? Sorulan ilk soru hepimize aynıydı. Hükümet nerede? Devlet nerede? Bu ülkeyi yönetenler nerede diye doğal olarak insanlar soruyordu. Ama yoktular. Hepimiz gördük. Hepimiz tanık olduk. Onlar yoktular. Bizler vardık. Biz kadınlar vardık her yerde. Halkların Demokratik Partisi vardı her yerde. HDP'nin Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi vardı her yerde. Feminist kadınlar vardı. Kadınlar için özgürlük isteyenler vardı. Ve bu ülkede dayanışmayı büyütmek isteyenler vardı. Biz biliyoruz ki bu dayanışma, bu birliktelik her şeye rağmen, bütün bu yaşanan acılara rağmen, ödenen bedellere rağmen çok kıymetlidir. Ben sizlerin huzurunda ilk günden beri sahada olan bütün kadın örgütlerine, feminist kadınlara, HDP'nin kadın meclisine, gönüllü çalışan bütün kadınlara teşekkür ediyorum ve onları selamlıyorum. Kız kardeşler arasında büyük bir köprü kurdukları için herkese minnettarız. Evet, bu köprü kıymetli bir köprüdür ve hiçbir zaman yıkılmayacak olan bir köprüdür. Bu dayanışma içerisinde hala yollarda olan mor tırlarımız var sevgili kadınlar. Sizlerin ihtiyaç duyduğu bütün malzemeleri sizlere ulaştırmak üzere yollarda olan kadın tırları, mor tırlar var. İlk günde yoldaydılar, bugün de yolda olmaya devam ediyorlar. Yarından sonra da sizlerin ihtiyacı olan her şeyi karşılamak üzere yollarda olacaklar. Kadınların özel değil, temel ihtiyaçları var, bunu biliyoruz. Pet ihtiyacı var, çamaşır ihtiyacı var, özel ihtiyacı var, bunu biliyoruz. Bunlar temel ihtiyaçlardır. Asla özel olarak ifade etmeyeceğimiz, her kadının mutlaka sahip olması gereken ihtiyaçlardır. O yüzden bu ülkeyi yönetenler buna göre bir tedbir almak zorundadır. Buna göre bu malzemeleri depremzedelere ulaştırmak zorundadır. Biz bugün işte bu malzemeleri kadınlara ulaştırmak için, onlara vermek için buradayız.
Sevgili kadınlar, Türkiye'nin gündemi ne olursa olsun, Türkiye'nin değişmeyen tek gündemi deprem olacaktır. Türkiye'nin gündemini değiştirmek isteyenlere şunu ifade etmek istiyoruz. Deprem gündeminin önüne hiç kimse hiçbir şekilde geçemeyecek ve biz depremin yaralarının, depremin acılarının unutulmasına izin vermeyeceğiz. Gündemi değiştirmek isteyenler olabilir. Depremde yaşananları unutturmak isteyenler olabilir. Depremzedelerin ihtiyaçlarının neler olduğunu ifade etmek istemeyenler olabilir. Ama biz biliyoruz ki hala bu kentte de depremin olduğu diğer kentlerde de çadır ihtiyacı var, su ihtiyacı var, kadınların ihtiyacı var, çocukların ihtiyacı var, engellilerin ihtiyacı var, yaşlıların ihtiyacı var. Hiç kimse kendisine göre ülkenin gündemini değiştirmeye kalkmasın. Şunu ifade etmek isterim ki, bu hükümetin AKP ve MHP ittifakının iktidarının gitmesi için HDP olarak üzerimize düşen herhangi bir sorumluluk varsa bu sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Yeter ki bu hükümet gitsin. Artık bu ülkede tek bir ferdimizin, tek bir insanımızın bile bu hükümete, bu iktidara tahammülü kalmamıştır. Depremde yaşananlar, deprem sonrası yaşatılanlar, daha sonra yarınlarına güvence ile bakmayanlar, insanları umutsuzluğa sürükleyenler, şunu bilsin ki kadınların gücüyle gideceksiniz. Hesap vere vere gideceksiniz. Kadınlar sizi gönderecek ve kadınların gücü sizleri göndermeye yetecek. Sevgili kadınlar, Jinjiyan azadi diyerek, kadın yaşam özgürlük diyerek dayanışmamızı daha da büyütmenin zamanıdır. Birlikte olmanın, beraber olmanın zamanıdır. Kadınlar birlikte olduğu sürece bu iktidarın gitme zamanının da yaklaştığını hep birlikte göreceğiz. Ama bir kez daha söz veriyoruz sizlere. Sizleri yalnız bırakmayacağız. Kadınları yalnız bırakmayacağız. Çok fazla uzun konuşmayacağım çünkü biliyorum ki uzun bir süredir burada bekleme halindesiniz. Kadınlar, şimdi sizlere getirmiş oldukları, bizim getirmiş olduğumuz paketleri vermek üzere bir organizasyon hazırladılar. Biz de temsili olarak bu organizasyona katılıp sizlerle sohbet edip daha sonra buradan ayrılacağız. Ama bir kez daha hepimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaralarımızı birlikte saracağımıza söz veriyorum. Ve depremzede kadın arkadaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını bundan sonra da karşılayacağımızın sözünü vererek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Girmeyin, alayım girmeyin, size mikrofon. Arkadaşlar girmeyin. Alayım. Şunu çıkarayım.